Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. dedi ki, kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar, Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Ekonomi hedeflendi. Aynı zamanda yargının harekete geçtiğini hatırlattı bu durumla alakalı. Bir de sokak röportajları yasaklanacak mı sorusuna yanıt verdi. Onun yanıtı da şu. Sokak röportajlarının sakıncası yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına dair hedef ekonomi yorumu yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Enflasyonu tek haneye düşürmeye yönelik bir çaba var. Ekonominin hedeflerin yakalamamasıyla ilgili olarak bazı karalama yapan çevreler de var. Bu şekilde bilgiler yayan, halkı yanıltıcı bilgileri sosyal medya aracılığıyla paylaşanlarla alakalı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CNN Türkiye yayınında konuştu. Sokak röportajları yasaklanacak mı sorusuna da yanıt verdi sokak röportajları yasaklanıyor mu diye bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Sokak röportajlarının sakıncası yok. Medya kuruluşları, sosyal medyadan yayın yapan kişilerin sokaktan röportaj yapmasında sakınca yok. O röportajda suç teşkil eden bir şey varsa o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Terör, şiddet propagandası olursa kişiye işlem yapılır. Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarına ilişkinde mesajlar verdi. Dava açmadan önce ara bulucuya gitme mecburiyeti getirdik bu sorunu %50 civarında çözdü. 250 bin kira davasını ara bulucu çözdü ifadelerini kullandı.